Merhaba arkadaşlar, Nimet'in Örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu videoda sizlerle birlikte Örümcek Adam Lee yapacağız. Lee serisinin yeni üyesi Örümcek Adam'ı yapacağız arkadaşlar. Kırmızıyla klasik rengi, işte saks mavisini kullandım. Yalnız oradaki videoda tek renk olduğu için sıralarını şöyle sayarak size de göstereyim tekrar. Ayağında 3 sıra kırmızı kullandım. 3 sıradan sonra modele birebir uyacaksınız arkadaşlar. Yani bacağı bittiği yere kadar, bittikten sonra bedene başlayacaksınız. Devamını söylüyorum. 3 sıra kırmızı, 1, 2, 3, 4, 5 sıra mavi, geri kalanı kırmızı olarak bitireceksiniz. Kolunda da şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4 sıra kırmızı, 3 sıra mavi, kesip bitirdiğimiz sırayla birlikte 2 sıra da kırmızı yapacağız. Sabit vücut videosundan arkadaşlar gidip linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan kafasını, bedenini ve kolunu oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda örgü işimiz yok. Sadece üstündeki bu detay işlemelerini yaptık sizinle birlikte. Şimdi Spider-Man yani Örümcek Adam Lee'mizi beraber tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Spider-Man yani Örümcek Adam Lee serisinin yeni üyesi arkadaşlar. Şimdi bunu sizlerle birlikte yapmaya başlayalım. Açıklamalar kısmında sabit vücut bu parçalarının, bedeninin, kafasının ve kolunun linki var arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten gidip bu parçaları oradan yapabilirsiniz. Şuradaki sıraları bakın, burada 3 sıra kırmızı yaptıktan sonra yani örgümüze birebir devam ediyoruz. 3 sırası kırmızı, 1, 2, 3, 4, 5 sırası mavi. Bu 5. sıramız düz ördüğümüz sıra. 6. sıramızda 6 tek bir artırma yaptığımız sıra. Ondan sonrasını geri kalan da kırmızı olarak devam edip bedenini bitiriyoruz. Kollarımızı da yine 1, 2, 3, 4, 5 sırası. Pardon, şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4 sırası. 4 sırası kırmızı, 3 sırası mavi, 1 sıra kırmızı örüyoruz tekrar. En son 2 katını şöyle birleştirdiğimiz sıra, 2'ye yaptığımız sırayla kırmızı yapıyoruz. Üst tarafta da 2 sıra kırmızımız oluşmuş oluyor. Şimdi kolumuzdaki, şuradaki ben örümcek ağını, koldakini işledim. Şimdi şunu buradan başlayalım arkadaşlar. Kolunda sizlerle birlikte işleyelim. Şuradan rastgele bir yerden ortadaki sihirli halkadan çıkıyorum. Dikmeden kolumu işlemek istedim. Şimdi şöyle 2 sırada bir, yani 2 sık iğne bir atlayıp şuradan yine sihirli halkadan giriyorum. 2 sıra arayla bu kullandığım ipim bildiğimiz dikiş ipi. 2 kat yaptım arkadaşlar. Onunla işliyorum. Çok kaba olmasını istemediğim için örgü iplerinden kullanmadım. Şöyle belli aralıklarla tekrar yeniden şuradan. Evet, bunu da geçersem tamam. Şimdi şurada arkadaşlar 2 sıra üste kalacak şekilde şuradan başlayalım. Yani sihirli halka ve uçtaki kısımda 1, 2, 3 sıra kalacak. Yani şöyle bir döneceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çevirme işlemi yapacağız ama tabi bunu şöyle parça parça işleyip iki sıra üstten şuradan geçiyorum. Devamını yani makine dikişi işler gibi de yapabilirsiniz. Sadece burada bir şerit oluşturacağım. Bakın geldim şuraya. Şimdi şurada ipimi düğümlüyorum.
Nereye düğümleyeceğim? Şuradaki siyah ipimi. Şuraya bir düğüm atıyorum. Ve aynı yuvadan batıp ipimi şöyle içinde kalması için birazcık ileriye taşıdım. Evet, şimdi bu kolumuzdakini de işlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi ayaklarımızı önce yapalım. Ayaklarında da bu siyah örümcek ağlarından var. Şurada. Şimdi yine birazcık şöyle ileri bir taraftan yine ortadaki sihirli halkaya çıkacağım. Sihirli halkama çıktım. Yine belli aralıklarla iki tane sık iğne atlıyorum. İki sık iğne de bir. Şöyle etrafını dolanacağım. Evet. Bu da sonuncu. Ve şuradaki üst sırada bir tane kırmızı sıramız kalacak. Bu kırmızı sıradan da yine şöyle etrafında dolanacağım. Şöyle iki sık iğne ala ala. Burada da bir çizgi örümcek ağı şeklini vermek için bu şekilde etrafında dolanacağım. Evet, bu da benim. Şimdi şuraya ipimi düğümlüyorum. Tekrar geçip şuraya düğümleyeyim, daha sağlam olsun. Ve aynı yerden iğnemi birazcık ileriden çıkarıp bakın şöyle bir örümcek ağı oluştu arkadaşlar. Ayak kısmı. Aynı bu şekilde diğer tarafı da işleyeceğim. İpimi iki kat yapıp diğer ayağını da işleyip geliyorum. Evet, ayaklarında arkadaşlar bakın diğerinde yaptım. Şöyle bir örümcek ağı görüntüsü verdik. Şimdi bakın şu üst sıraya geçtiğimiz yer, burası bizim arka tarafımız. Şu tarafa kafasını işlemesini yapacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle ince bir keçe kullandım. Kafamızın uygun olacak bir şekilde büyüklüğünde arkadaşlar bir su damlası şeklinde kestim ben. Bu keçeden kurşun kalemle çizebilirsiniz. Kesip su damlası şeklinde iki tane göz keseceğiz arkadaşlar şöyle. Şimdi bu gözleri göz kararı önce yerini belirleyeceğim. Size sırasını söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle şu iki sıra şurası şu iki sıra bizim için uygundur. Buraya bir başlangıç olarak oradan başlayacağım. Şimdi gözlerimizin yeri böyle iyi olduğu için şöyle ben iki ilmeğin arasından girmeye özen gösteriyorum. Tam yüzünü ortalayacak şekilde bu sırayı size söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle çıktım. Şu düğüm de içinde kalması için. Bakın şimdi burada şuradan sayalım. Sihirli halka ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ile 12'nin arası. Yine normalde gözü taktığımız yer sanırım öyleydi Li serisinde de. 11 ile 12'nin arası tam şöyle orta kısma gelecek şekilde buraya battım. Şimdi burada bir kare oluşturacağım. Şey pardon, dikdörtgen şeklinde. Hatta şu ucunda birazcık
Şöyle dışarı doğru bir sıra. Başlangıcımız böyle olmuş olsun. Tekrar bakın bir alttaki sıraya dışarı doğru geldim. Şimdi yine tekrar içe doğru gelip şöyle batmış olduğum şu uzunluğun aynı hizasından tekrar çıkıyorum. Burada kaç sık iğne aldım? 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar. 4 sık iğnemi tekrar şöyle geriden geliyorum. Bir dışarıdan. İpiniz ince ise birkaç sefer de geçebilirsiniz arkadaşlar. Kalın da kullanabilirsiniz. Çok kalın olmasını istemediğim için ben dikiş ipi kullandım. Şimdi buradan geldik köşeye. Kafamıza şuradan yine battığım yerden çıkıyorum. Bakın buradan. Şimdi buradan şöyle şöyle uzantılar yapacağız. Örümcek ağı şeklini vereceğimiz için bunun içinde sadece gidip tek de gidebilirsiniz. İsterseniz iki de gidebilirsiniz. Yani ortadan batıp tekrar devam da edebilirsiniz. Yoksa şöyle ben tek gideceğim. Çünkü arka tarafını işlemeyeceğim. Sadece ön tarafında olacak. Şimdi ipimi şöyle düz tutuyorum. Nereye geldi? Şuraya. Buradan şöyle biraz aşağıdan geçtim. Sırası fark etmez. Kendinize göre bunu da ayarlayabilirsiniz. Ama ben yine kendi yaptığımın sırasını söyleyeyim arkadaşlar size. Bakın buradan 1, 2, 3, 4 sıra aşağı inmişim. Bunu tekrar şu sivri olan yere getireceğim. Buraya getiriyorum ve buradan da şu köşeye geleceğim. Bunu da aralarını dediğim gibi göz kararı şöyle ayarlıyoruz. Tekrar şuradan bir yerden çıkıyorum. Şimdi şu düz olan yere şuraya baktım. Fark etmez. Birer sık iğne arayla da yapabilirsiniz burayı. Evet, battım. Tekrar aşağıya doğru indim. Buradaki her sık iğnenin arasına batacağım ben. Buraya da geçtim. Birer sık iğne arayla şuradan şimdi buradan da arkadaşlar şu köşeye alttakine battım ve şuradaki sivri olan tarafa çıkıyorum. Evet, buradan şöyle bir tarafa geliyorum. Bunu doğaçlama yapıyorum arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi istediğiniz gibi arasını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi buradan da şuraya ve yine üst tarafa da alt taraftaki gibi birer sık iğne arayla hepsine batmaya çalışacağım. Şimdi bunu böyle geliyorum. Tekrar geldim. Bir sık iğne sonrasına. Tekrar bunu da şöyle ileri bir tarafa. Şu diğerinin ucuna geliyorum buraya düğümlemek için. Bakın. Gayet çerçeveledim. Şimdi şöyle daireler oluşturacağız. Bunun içinde
İki sefer yapmam yeterli olacak ama bu uç kısımdan yapmayı düşünmüyorum. Birazcık şuradan olsun. Bakın şöyle çevreleyeceğim. Tabi bunu yine parça parça yapacağım. Hepsini bir gitmek yerine şöyle mesela şuraya battım. Buradan şuraya. Tekrar dönüp devam ediyorum şuradan. Evet, ipim az kaldı. Bu ipimi burada düğüm yapıp tekrar yeniden ip alacağım. Siyah ipime düğümledim ve aynı yok noktadan şöyle içeri bir geçiş yapıyorum. Bakın hiç belli olmuyor. Tekrar ipimi siyah ipimle uçlukluyorum. İki kat yapıyorum. Şöyle bir makara kullanıyorum arkadaşlar. Dikiş ipi bu. Ve onu da iki kat yapıyorum. Düğümledim ve kaldığım yerden tekrar şuradan bir aradan geçip buradan devam edeceğim. Tekrar İlk halkamı tamamlayacağım. Şurada iki parça yerim kaldı. Burayı da dolanıyorum. Evet, ucuca geldim. Şimdi bir sıra daha dolanacağım. Onu da şöyle orta yerden şuradan göz kararı şöyle bir çerçeve daha yapacağım. İki katı olduğu için biraz bir katı sıkı, bir katı gevşek geliyor. Birazcık orada sıkıntı oluyor ama yakınken fark edersek hemen düzeltebiliyoruz. Evet, şöyle örümcek ağımı oluşturdum ve bunu yine düğümlemek için şöyle uzakta bir yerde bakın şöyle çepeçevre bir örümcek ağı yaptık. Şimdi yine bunu da şu ipime siyah ipime yapıyorum düğümümü.
ve bulunduğu yerden şöyle batıp başka yerden ipimi çıkarıyorum. Evet, kafasındaki örümcek ağı şeklimizi de verdik. Şimdi gözlerimizi bakın şöyle. Bu ilk başta yaptığımız o halkanın şöyle göz kararı şöyle yerleştireceğiz. Birini bu tarafa, birini de şöyle yapıp siyah iple geçip tutturacağız arkadaşlar. Şimdi siyah ipimi yine alıyorum. İlk etapta bunu tek kat yapacağım. Tutturmak için tek katıyla tutturacağım. Şimdi bir tanesini alalım önce. Şöyle hemen koyuyorum buraya. Top iğne yardımıyla da tutturabilirsiniz. Ben şöyle elimle göz kararı şöyle bir çıktım. Ve hemen şöyle keçemin kenarından tutturuyorum. Bakın keçemin kenarından batacağım her zaman. Yine tekrar şöyle geçiyorum. Bir de sivri olan kısmından. Siyah olduğu için de ipimi de çok seçemiyorum ama evet şöyle. Önce bir iki yerden tutturduktan sonra kenarından döne döne böyle bir sürme çekmiş gibi yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine şu uca geliyorum. Bir tanesini ben işleyeceğim. Şimdi burada ipimi iki kat yapacağım. Tutturdum. Buraya monte ettim. İpimi iki kat yapıyorum. Şimdi şuradan dediğim gibi etrafında döne döne hem gözümüzü buraya sabitleyeceğiz hem de kenarından böyle siyah bir sürme geçmiş gibi hani belirginleştireceğiz arkadaşlar. Bak tekrar bakın şöyle aynı yere batıyorum. Tekrar şuradan. Yani etrafından bol bol geçin arkadaşlar. Çevrilecek şekilde. Şimdi bunu ben tutturup bir kenarından sonra bir tık kalın iple arkadaşlar tekrar geçeceğim.
belirginleştireceğim. Şimdi bu tutturdum. Birazcık da belli oldu. Şöyle şuradan da geçeyim. Bakın evet gözümüz belli oldu. Kenarından kalın iple tekrar bir daha geçeceğim. Çünkü bu ince ip bizi oyalayacak. Bir tık kalınıyla etrafından geçişini yapacağım. İpimi şöyle ileriye doğru çıkıyorum. Şimdi diğer gözümü de tutturayım arkadaşlar. Kenarından geçtiğim o kalın ipi tekrar sizlere göstermek için geliyorum. Diğer gözümü de yapıp geliyorum. Gözümüzün bir tanesinin kenarından geçtim. Şimdi şunun da arkadaşlar şöyle kenarından bir tık kalın iple ipimi biraz kalın aldım. Örgü yaptığım iplerin tek katı arkadaşlar. Şöyle kenarından birer sefer geçmek az gelirse iki tane de geçebilirsiniz. Yoksa tek seferde kafi olabilir arkadaşlar. Şimdi şuradan ben ikinci seferde geçeceğim. Evet, şuradan bir tane daha geçersem yeterli olacaktır. Şimdi şuradan bir yerden çıkıyorum. Gözlerimizi de yaptık. Şimdi bu ipimi buraya düğümleyip keseceğim ve kollarımızı dikişini yapacağız arkadaşlar ve şuraya küçük bir örümcek detayı çalışması yapacağız. Evet, şimdi şuraya önce örümceğimizi yapalım. Şöyle minik bir örümcek işleyeceğiz ön kısmına. Biraz gerilerden. Tabii düğümümün de içine takılması gerekiyor. Biraz daha düğümümüzü büyütelim. Şöyle biraz gerilerden, derinden. Evet, takıldı şimdi. Şimdi şuraya altta iki sıra kalacak. İki sıra da üstte kalsın. Şuraya biraz dönmesi zor olacak kafadan dolayı ama birkaç sefer buradan geçiş yapacağım. Tam orta kısmına. Bakın iki tane yaptım. Sonra üstünü tamamlarız. Şimdi burada örümceğimizin ayaklarını yapacağız. Ayağı için önce şu tarafa. Bakın şöyle. Bir tane de bu tarafa doğru. Şimdi şöyle bir üste çıktım. Tekrar bunu aşağıya doğru. Ve bir tık da şöyle aşağıya doğru batacağım. Şu da ayağımızın ucu olsun.
Aynı şekilde buradan tekrar çıkıp bu tarafa doğru. Yine aynı yerden çıkıyorum. Bakın bu sefer de yukarıya doğru giden ayağını yapacağım. Buraya batıp bir sıra yukarı çıktım. Tekrar. İki tane de yukarı doğru küçük ayaklarını işliyoruz. Şimdi aynı yerden tekrar çıkacağım. Orta kısımdan yukarı doğru giden iki ayağını da şu tarafı yana yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın yukarı doğru. Şuradan alalım. Dediğim gibi bunları doğaçlama yapıyorum arkadaşlar. Sizler de isterseniz daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi şuradan da bir tane batıp şu ortadaki bedenizin yani örümceğimizin beden kısmını biraz kalınlaştıracağız. Şu orta kısmı. Birkaç sefer geçiş yapacağız burada. Hatta şöyle bir uzun olsa nasıl olur? Bir tık evet, bir tık aşağıdan batıyorum bunu. Ve kafası içinde. Bakın şu da örümceğimizin kafası olsun. Şöyle. Benzetmeye çalıştım arkadaşlar elimden geldiği kadar. Şuraya da düğümümüzü oluşturacağım. Evet, şimdi ipimi içinde yürütüp keseceğim. Evet. Şöyle örümceğe benzer bir şeyler yaptık arkadaşlar. Şimdi kollarımızı da dikelim. Dikmedim. Bu dikişinde, kol dikişinde burada sizlere tekrar göstermiş olayım. Kafa ile beden arasında şurada şuradaki sıra bir tane sık iğnemiz kalacak. Buraya kolumu tutturacağım. Şöyle sıkı bir şekilde. Şurada bir ilmeğim kaldı. Onu da sabitliyorum. Evet, şuradaki son tarafa. Evet, en son ilmeğimi de geçtim. Şimdi şuraya bir düğüm oluşturup ipimi gizleyeceğim. Aynı noktadan batıp
Yine her zamanki gibi birazcık ipimin ucu içinde kalsın diye şöyle uzak bir yerden çıkıp ipimi kesiyorum. Diğer kolumu da şöyle kafayla bakın beden arasında arkadaşlar. Şu diktiğim nokta burada bir sık iğne kalacak. Şuradaki aradan dikişimi yapıp bu kolumu da dikip Spiderman örümcek adam liğimi tamamlayacağım arkadaşlar. Dikip geliyorum. Evet arkadaşlar diğer kolunu da diktim. Örümcek adam liğimizi bitirmiş olduk. Örümceğe benzemiştir inşallah arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Gayet tatlı oldu. Açıklamalar kısmına mutlaka bakın. Bu sabit vücut videosu orada linki var arkadaşlar. Kafası, bedeni ve kollarını o videoya gidip oradan yapacaksınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle örün arkadaşlar. Hoşça kalın.